Kayseri Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında katıldığı törende, yapımı ihale sürecinde davaya düşen Kayseri'nin en büyük sosyal tesisi hakkındaki son gelişmeleri aktardı. Burada aralarınızda gezerken hep şunu sordular, arka taraftaki sosyal tesisimiz neden yarım kaldı diye. Evet, şimdi Erkinet bölgesinde, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde şimdiye kadar yapmış olduğumuz en büyük, Kayseri'deki en büyük sosyal tesisi Ertuğrul Gazi Mahallesi'ne kazandırmak üzere bir proje yapmıştık ve ihalesini de 2019 yılında yapmıştık. Ama uzunca bir süreç var, o süreci uzunca anlatmayacağım size. Orada yaşanmış olan bazı sıkıntılardan kaynaklı ihaleyi feshetmek zorunda kaldık. İhaleyi feshettik ve tabii ki hukuka intikal etmiş bir süreç başladı. Takdir edersiniz ki hukuka intikal etmiş bir sürecin neticesi alınmadan da tekrardan ihale edip de kalan inşaatımızı tamamlama gibi bir durumumuz olmadı. Ama yıl sonu itibariyle bu süreç tamamlandı. Belediyemiz lehine sonuçlandı ve şimdi Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde yeniden ihalesini yapıp sosyal tesisimizi tamamlayacağız. Burada sosyal tesisimiz içerisinde ne vardı? Kadınlar için bir havuz. Gene kadınlar için spor merkezi, erkekler için bir havuz, erkekler için bir spor merkezi, Koca Sinan Akademi, Koca Sinan Akademi'nin içerisinde biraz önce çocuklarımızı gördünüz, farklı çocuk kulüplerinden gelen çocuklarımız, çocuk kulübü, gençlerimiz için gençlik merkezi ve Koca Sinan Akademi'nin eğitim verebileceği derslikler, atölyeler, hanım kardeşlerimizin eğitim alabileceği salonlar, hepsinin olduğu büyükçe bir kompleksti ama dediğim gibi maalesef öngörülemeyen, bizim de istemediğimiz bir süreçten geçtik ve şu anda bu süreç hukuki olarak nihayete ermesini bekliyoruz. Arkasından da inşallah yeniden ihalelerini edip sosyal tesisimizi tamamlayacağız. Bazı spekülasyonlar çıkmış. Arkadaşlar işte bütçe yokmuş da ondan dolayı kalmış falan gibi söyleyince o zaman dedim bir açıklama yapmak zorundayım. Şükür Allah'a bütçe noktasında bir eksiğimiz yok. Bütçemiz olmazsa biz bu işi ihale edemeyiz zaten. Ama dediğim gibi bir hukuki sürecin neticelenmesiyle inşallah yeniden inşaatına başlayacağız. Bir kez daha bu noktada sabrınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.